Tamam. Başlayayım mı? Bilmiyorum, olabilir. Uğraşıyorum. Tamam, baştan. Ne oldu? Ne diyecektim? Ne diyecektim? Gülüşüm gitti. baştan alayım o zaman. Ben böyle burada uzun uzun çiziyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz de o kadar emek var diye biz kalemi fırlatıyormuşum. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün size insanda sinir sisteminin başlangıcını yaptığımız videoyla karşınızdayım. Bugün size beynin kısımlarını anlatmakla başlayacağım. Merkezi sinir sistemi nedir? Çevresel sinir sistemi nedir? Genel olarak bunlara bakacağız. Daha sonra da beynin katman katman aşağısına doğru inmeye başlayacağız. Şimdi hiç ara vermeden başlamak isteyeceğim ama önce uzun uzun bir çizeceğim ben sizin için. Sonra tabii siz canınız isterse beğenirsiniz, istemezseniz beğenmezsiniz ama beğenirseniz şahsen ben çok mutlu olacağım. Önce çizimi gerçekleştireceğiz. Çiziminden sonra hemen merkezi sinir sistemine, beyinle başlayacağız ve hiç ara vermeden önce çizime, sonra ise arkadaşlar anlatıma başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi konumuza başlıyoruz. Konumuzda sinir sistemini işleyeceğiz ama insanda sinir sistemini işleyeceğiz. Ve insanda biz sinir sistemini ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere. Merkezi sinir sistemini ise beyin ve omurilik olarak ayırıyoruz. Peki beyinde neler var? Beyin kaça ayrılır? Beyin, ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere biz beyni 3 kısımda inceliyoruz. Beyin, yani ön beyin kısmına geldiğimizde ise uç beyin, ara beyin olarak ayrım gerçekleşiyor. Şimdi bu kavram haritasına baktığımızda sizin için biraz karışık görünebilir. Ama aslında kavram haritasını zihninize yerleştirdiğinizde ben parçadan bütüne gitme meselesi var biyolojide. Yani ben buna çok inanıyorum. Yani parçayı bilirseniz bütün halini daha rahatlıkla analiz edebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi ön beyine baktıktan sonra hemen orta beyin, herhangi bir çatallanma falan görünmüyor. Yani çatallanma derken herhangi bir alt başlığa ayrılmıyor. Daha sonra hemen arkasından arka beyin geliyor. Pons, omurilik soğanı ve beyincik olmak üzere ayırıyoruz. Peki diğer kısımda ne var? Merkezi sinir sistemini ilgilendiren ikinci bir yer ise omurilik. Omuriliğin herhangi bir alt başlığı bulunmuyor çünkü kendisi başlı başına bir dünya zaten. Çevresel sinir sistemine geldiğimizde, yani genelde insanda sinir sistemini ikiye ayırıyoruz ve merkezi sinir sisteminden sonra çevresel sinir sistemine geldiğimizde duyu bölümü ve motor bölümü olmak üzere ayrılıyor. Şimdi bu noktada motor bölümü de tekrardan somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olarak karşımıza çıkacak. Otonom sinir sistemini ise biz tekrardan sempatik ve parasempatik olarak ayrımını gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu sadece bizim için ön bir analizdi. Bu kavram haritası, yani zihin haritası, yani böyle odanızda bir duvarda ya da defterinizin ilk sayfasında. Çünkü dediğim gibi, yani biraz önce de belirtmiştim, parçadan bütüne doğru ilerlemeniz sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır bu noktada. Hemen merkezi sinir sisteminin ilk kısmı olan beynin diğer basamakları, yani işte ön beyin nedir, orta beyin nedir, arka beyin nedir, o kısımlarına hiç ara vermeden geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, beyine baktığımızda beyin 3 tane zar sisteminden oluşuyor. Yani 3 katlı zar sisteminden meydana geliyor. Biz buna meninges adını veriyoruz. Şimdi burada bir yazım hatası var, ona da artık kusura bakmayın. Aman aman, nazar değmesin. Şimdi 3 katlı zar sistemine ben baktığımda sert zar, örümceksi zar ve ince zar olmak üzere 3 bölümde inceliyoruz. Şimdi biz biyolojide her zaman bu kısma baktığımızda biz bunu incelerken arkadaşlar dıştan içe doğru bakıyoruz basamaklarına. Şimdi en dışta kim bulunuyorsa her zaman onun görevi koruyucu mekanizmadır. Mekanik etkilerden korur, darbelerden korur, bu tarz görevleri bulunuyor. Şimdi en dışta bulunan sert zarsa, sert zarın görevi nedir arkadaşlar? Beyni korumaktır. Ve sert zar en dışta, yani beynin en dış katmanında bulunduğu için kafatasıyla arkadaşlar birleşimini gösteriyor. Hemen bir alt basamağına indiğimiz zaman da karşımıza kim çıkıyor? Örümceksi zar çıkıyor. Şimdi katmanlara bakarsak, bakın en başta bulunacak olan katmanda kim vardı en dışta? Sert zar bulunuyor. Hemen sert zarın altında bulunan zar kimdi? Örümceksi zar olarak biliyoruz. Peki örümceksi zarın vazifesi ve görevi ne? Örümceksi zarın görevi aslında
ince zar da oluştuktan sonra başlıyor. Neden? Çünkü ince zarla sert zar arasında örümcek ağı misali ağlar örüyor. Peki bu ağları neden örüyor? Bu ağları sert zarın beslenebilmesi için örüyor. Çünkü sert zarda kılcal kan damarı bulunmuyor beslenmesi için. En yoğun damarın bulunduğu yer ince zar olduğu için ince zardan aldığı besin ve oksijeni sert zara taşıma işlemini gerçekleştiriyor. Yani alttan yukarıya doğru bir bağlantı noktası oluşturuyor. Ve burada bizim bilmemiz gereken diğer önemli şey ise örümceksiz zar ile sert ince zar arasında boz sıvısının bulunması. Boz sıvısı nedir? Tek S ile bu arada, patron olan boz değil. Boz sıvısı dediğimiz şey şu arkadaşlar, beyin omurilik sıvısı. Beyin omurilik sıvısının ne işe yaradığına geldiğimizde, bir kere mekanik etkilere karşı yine aynı şekilde beyni korumayla işlevi var. Bir diğer işlevine geldiğimizde işte besin alışverişinde, sıvı aktarımında yardımcı oluyor. Ve bir diğer önemli görevine geldiğimizde ise beyinde iyon dengesini sağlıyor. İşte sodyumlar, potasyumlar, bu tarz iyonların dengesini sağlamakta beyine yardımcı oluyor arkadaşlar. Beyni 3'e ayırmıştık. Neydi bunlar? Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Bunların tabii alt basamakları var. Şimdi ekranda gördüğünüz görselde size arka basamaklarıyla sunumunu gerçekleştireceğim. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Şu mor olarak gördüğünüz bu geniş hatlı kısım sizin ön beyninizdir. Hatta ön beyninizin de uç beyin kısmıdır. O yüzden mor olan kısım arkadaşlar, hemen yazacak olursak kimmiş? Uç beyin. Tabii bunların görevlerini ayrı ayrı tek tek bakacağız. Şimdi uç beynin bağlantı noktaları var. Yani uç beyni bir arada tutan yapılar var. Çünkü iki adet yarım küresi bulunuyor. Uç beyni bir arada tutan yapıya baktığımızda hemen şu sarı olarak gördüğünüz kısım, üst kısım yani nasırlı cisim arkadaşlar. Şimdi bunları hafızanızda eğer görseli kendiniz çizerseniz daha rahat yerleştirebilirsiniz. Nasırlı cisim üst kısımda, alt kısımdaki bağlantısı önemli benim için. Bakın hemen gri olarak görüyorsunuz. Burası da üçgene benziyor. Yani tam bir üçgen değil tabii ki ama üçgensi yapı. Hemen nasırlı cismin altında bulunan kısım ise uç beyni bir arada tutmaya yarayan beyin üçgeni adını veriyoruz. Şimdi bitmedi tabii, bizim ön beynimiz vardı. Şimdi ön beynimizin birinci hattı uç beyinde. Ama ön beynimizin bir de diğer kısmı var. Neresi? Ara beyin. Ara beyin neyden oluşuyordu? Talamus, hipotalamus ve epitalamus kısmından oluşuyordu. Şimdi bakın hemen şurada böyle tavuk kafasına benzeyen bir yapı var. Ben burayı hep bir tavuk kafasına benzetiyorum. Bu kısma baktığımızda üst kısımda bulunan yer talamus. Hemen talamusun altında bulunan olan kısım, yani tavuğun böyle ağız kısmı olarak görebilirsiniz. Hemen talamusun alt kısmında bulunan yer neresi? Bu kısımda biz hipotalamus olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Şimdi talamusla hipotalamusun bulunduğu yer neresiydi? Ön beyine bağlı olan diğer kısım, yani ara beyin. Epitalamus da şu kısımda bir yerde. Şimdi hemen ben buraya ek bilgi olarak size yazdım. Çünkü endokrin sistemde çok fazla işinize yarayacak. Burası neresi? Tabii ki de hemen şurası, gördüğünüz gibi sarının en uç noktası. Burası da bizim hipofiz bezimiz ki zaten hipotalamus hipofiz bezini yönetmeye bayılıyor. Kendisi patron gibi, zaten bir ağ gibi düşünebilirsiniz. Vallahi satarım bu köyü ha. Şimdi ön beynin kısımlarına baktık. Uç beyin ve ara beyine baktık. Hemen arkasından kimin gelmesi lazım? Tabii ki de ortada olan kısmın, orta beynin. Hemen şu mavi hattın zirvesinde bulunan kısım bizim için orta beyin arkadaşlar. Orta beyni de hallettiğimize göre o zaman nereye geçmem lazım? Tabii ki de arka beyine geçmem lazım. Arka beyinde ne vardı? Pons vardı. Omurilik soğanı vardı ve beyincik bulunuyordu. Hemen bakın şöyle, ya şurayı bir kafatası olarak düşündüğünüzde şurası kafa kısmı. Hemen şöyle gırtlak gibi olan bir dışarıya doğru bir çıkıntı var. Adem elması deniyor bunu erkeklerde. Ama tabii bunu biz beyin olarak düşünüyoruz. Ben sadece aklınızda kalıcı olsun diye örnek veriyorum. Hemen gördüğünüz bu dışarıya doğru çıkıntı yapan kısımda arka beynin pons kısmı. Ponsun hemen altına indiğimizde burada bulunan kısım omurilik soğanı ve hemen şurada yeşilimsi kısmı görüyorsunuz. Hayat ağacı olarak geçiyor. Burası da tabii ki de vücudumuzun denge merkezi olan beyincik karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, şimdi beynin kısımları böyleydi. Uç beyni gördük, mor olan kısım.
Ara beyni gördük, şu kırmızı olan kısım. Orta beyni gördük, mavi olan kısım. Şurada, yani mavinin tamamı değil, şu zirvede kalan kısım. Hemen arka beyne baktığımızda pons, omurilik soğanı ve beyincik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi uç beyine devam edelim arkadaşlar. Şimdi ön beyine baktığımızda ön beyni biz ne diye ayırmıştık? Biz ön beynimizi uç beyin ve ara beyin olmak üzere ayrımını gerçekleştirdik. Şimdi ilk etapta uç beyni biraz önce de göstermiştim. Mor olan kısım uç beyinde. Bakın hemen burada o zaman kim uç beyin? Kırmızı diyorsunuzdur muhtemelen. Hemen şu kırmızı olan kısım bizim için uç beyin. Peki uç beynin görevleri nelerdir? Şimdi buna bakmamız lazım. Hemen uç beynin görevlerine sırasıyla bakalım. Uç beyin çok önemli. Neden önemli? Görevlerini açıkladığımızda daha net açığa çıkacağız. Ama bir anatomik yapısına bakmak lazım açıkçası. Uç beynin anatomik yapısına baktığımızda arkadaşlar uç beyin iki yarım küreden oluşur. İki yarım küreden oluştuktan sonra başka bir özelliğine baktığımızda biz uç beyinden bir enine kesit aldık. Peki enine kesit aldığımızda burasını da çok karıştırıyorsunuz. Yani işte dışta boz muydu, içte ak mıydı, hocam nasıldı burası? Uç beyinden enine bir kesit alıyorsunuz. Dışarıda kalan kısım, yani hani kapının eşiğinde kalan kısım denir ya, hani insanlar böyle örnek verirken. Dışarıda kalan kısmı biz boz kısım, iç kısımda kalan kısmı ise işte ak madde adını veriyoruz. Şimdi enine kesitimizi de aldık. Enine kesit neydi? Dışta boz madde, içte ise ak madde bulunuyordu. Şimdi bir de uç beyni bir arada tutan yapı var. Yani üstten ve alttan bağlantı kuran bir kısmı var. Şimdi uç beyine baktığımızda uç beyni üstten bir arada tutan ve alttan bir arada tutan yapılarda üstte bulunan nasırlı cisim adını veriyoruz. Altta bulunana ise biz beyin üçgeni adını veriyoruz. Hemen bu görselde bakacak olursak şu hemen sarı olarak gördüğünüz kısım nasırlı cisim, şöyle şurası üstte kalıyor bakın. Hemen altta kalan kısım üçgene benzeyen yapı neresi? Bu kısma da biz beyin üçgeni adını veriyoruz. Şimdi bir de uç beyni enine ayıran bir yapı bulunuyor. Uç beyni enine bölen yapıya biz Rolando yarığı adını veriyoruz. Ronaldo'dan falan aklınızda kalabilir. Ama enine bölen yapı Rolando yarığı olarak karşımıza çıkacak. Şöyle yazalım. Parantez içinde de enine diye belirtelim. Şimdi peki uç beynin anatomik yapısına baktık. Anatomik yapısında bunlar bulunuyor. Peki uç beynin görevleri ne hocam? Hemen sırasıyla bakıyoruz. 1. Uç beyin istemli kas hareketlerinizi yönetir. Peki istemli kas hareketi nedir? İşte yürümeniz, konuşmanız, benim şu an elimi kolumu hareket ettirmem. Ya sizin kendi isteğinizle hareket etmenize ya da kendi isteğinizle oluşturduğunuz hareketlere biz istemli kas hareketleri diyoruz. Neymiş birincisi? İstemli kas hareketleri. Şimdi hemen ikincisine geliyorum. Ben istemli kas faaliyetlerini gerçekleştirdim. Tabii uç beynin görevi bununla bitmeyecek. İkinci en önemli görevi ise öğrenmek. Yani yazı yazmayı öğrenmeniz, kitap okumayı öğrenmeniz, bisiklet sürmeyi öğrenmeniz. Bakın şimdi hocam bisiklet sürmek refleks değil miydi? Evet, bisiklet sürmek refleks ama ilk etapta ne yapmanız lazım? Bunun bir öğrenme boyutunu gerçekleştirmeniz lazım. İşte öğrenme kısmıyla kim ilgileniyor? Tabii ki de uç beyin ilgileniyor. Hemen söyleyelim ikinci özelliğimiz neydi? İkinci özelliğimiz de bizim öğrenmek. Daha sonra zeka olayları, bilinç olayları, hafıza dediğimiz olaylar. Bunlarla da uç beyin ilgileniyor. Daha sonra bitmedi tabii ki de. Düşünme. Bununla da yine uç beyin ilgileniyor. Öğrenme. Bununla da uç beyin ilgileniyor. Yani sizin öğrenmeye dayalı ya da işte beyninizi yormaya dayalı olan işlemlerle uç beyin ilgileniyor. Ve onun dışında ise biraz önce de belirtmiştim. Yazma eylemiyle ve konuşma eylemiyle de yine uç beyin kardeşimiz ilgileniyor. Şimdi bir insanın ya da bir kuşun ya da bir köpeğin uç beyni çıkarılırsa ne olur? Uç beyni çıkarılan bir kuş. Hemen diyelim ki şöyle şuraya uç beyni çıkarılan kuş. Şimdi uç beyni çıkarılan kuş ne yapar? Bir kere uç beyni çıkarılan kuş anca itilirse yürüyebilir. Yani şurada bir kuş düşünün
ve bu kuş itmediğiniz müddetçe yürüyemez. Neden? Çünkü uç beyin istemli kas faaliyetlerini yapıyordu. Yürümek de istemli bir hareket ve uç beyinle olmayan bir kuşu siz anca ittiğinizde yürüyebilir. O zaman ne diyeceğiz? İtildiğinde ya da itilirse yürüyebilir. Hemen arkasında siz o kuşu uyarmadığınız müddetçe ya da havaya atmadığınız müddetçe o kuş uçamaz. O zaman ne diyeceğiz? Havaya atıldığında uçar. Daha sonra bu kuş açlık hissetmez. Neden? Çünkü açlık da bir istemli duygu olarak gerçekleşiyor. O zaman ne diyeceğiz? Açlık hissetmez. Yani siz önüne bir yemeği koyup anca bu kuşa ne yapacaksınız? Zorla bunu verebilirsiniz. Diyelim ki bu kuşun yanına normalde bir kuş, kedi ya da köpek gördüğünü hemen, ya kedi köpeği bırakın, bir insan yanına yaklaşınca hemen uçma işlemini gerçekleştiriyor. Bu kuşun yanına bir kedi ya da bir köpek yaklaştığında tepki vermiyor. Yani tepkisiz kalıyor. Evet arkadaşlar, kediyle köpeği de yaklaştırdık. Uç beyni çıkarılan kuşta ya da güvercinde bu tarz işlemler gerçekleştiriliyor. Yani canlı uç beyni olmadan yaşayabilir mi? Evet, yaşayabilir. Yani beynimizde bulunan zaten omurilik soğanı zarar gördüğünde ölümle sonuçlanıyor. Diğerlerinin de tabii zarar boyutu çok önemli. Ama uç beyin bu kadardı arkadaşlar. Şimdi uç beynin öğrenmeyle alakalı olan kısımda çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tabii bunu omurilikte de detaylandıracağım. Biz bir şeyi öğreniyoruz. Yani yazı yazmayı öğreniyoruz, kitap okumayı öğreniyoruz. Bu biz öğrenme işlemini gerçekleştirdikten sonra refleks olarak omuriliğe yansıyor. Ancak öğrenme işlemi bitmeden refleks olarak yansıması gibi bir durum yok. Yani şöyle bir şey düşünün. Refleksiniz var, işte araç kullanıyorsunuz. Bir hata oldu, bir hata gerçekleşti. Hata olduğunda omurilik devreden çıkıyor, tekrar beyin devreye giriyor. Öğrenme işlemi tamamlanıyor ve tekrar refleks olarak omuriliğe aktarımı gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun çizimini ve çekimini gerçekleştirdik. Anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Umarım verimli olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala hemen böyle sağdan soldan bir yerlerde burada çıkıyordur muhtemelen, abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videomuzda ise size ara beyinden ve orta beynin görevlerinden bahsedeceğim. Size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Benden size bir akıl, aklın varsa çapla takıl.